Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Değerli izleyenler, yepyeni bir video haberimizde sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler, Putin'den Erdoğan açıklaması geldi. Erdoğan, Kırım açıklaması bizi üzmüştür ifadesini kullandı. Rusya'dan elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakıyla ilgili Birleşmiş Milletler Kurulu'ndan yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda konuşmasında Rusya tarafından ilhak edilmiş Kırım mevzusuna değinmiş, ilhakını tanımadığımız Kırım dahil Ukrayna toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatar halkının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Bugün Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Erdoğan'ın Soçi zirvesinde yaptığı konuşmasından dolayı Vladimir Putin üzüntü duyduğunu ifade etti. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Kendimizi bu açıklamanın muhatabı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ziyaretinin hazırlıkları sırasında bu tür açıklamalar yapmasından doğal olarak üzüntü duyuyoruz." ifadesini kaydetti. Konuşmasının devamında Peskov, "Bununla beraber biz ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, çok acil sonlandırılması gereken bölgesel sorunların çözümü için konularda yaptığımız işbirliğine odaklanmayı tercih ederiz" diyerek bir konuşma yaptı. Peskov ayrıca Türkiye'nin Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıma yönündeki pozisyonunun kendileri için yeni bir bilgi olmadığını kaydederek "Biz bu pozisyona kesinlikle katılmıyoruz. Bu konuda Türkiye tarafıyla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Amerika'daki görüşmeler sırasında Erdoğan'a Kırım'ın ilhakıyla ilgili sözlerine teşekkür etti. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.